Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle yine reyyan marka tek renk bir tülbentim var. Şöyle arkadaşlar, tığımın numarası da 21 numara. Çok güzel tek renk tek sıra bir model hazırladım size şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle modelimi göstereyim. Çok güzel, çok zarif tül gibi bir model hazırladım sizlere. Şu ara suyunun yapılışı ve çiçeğimiz bu şekilde. Bakın şöyle zarif ince yapımı da bir o kadar kolay, tek renk hiç ip kırmadan tek sırada yapabileceğiniz bir sıralı model. Bakın çok güzel bir model oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, modelime şöyle arkadaşlar, arkasında tülbent olmadan beyaz zemin üzerinde de bir şöyle net bir şekilde bakıtayım. Bakın çok güzel bir model hazırladım sizlere. Ve bakın ara suyuna 7 tane bırakıyorum. Burada 6 tane var. Bir tanesini de sizle yaparak 7'ye tamamlayacağım. Her zamanki gibi tülbentimin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırladım. Şöyle 696 videomda var mevcut. Oradan püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama köşe dönme işlemini izleyebilirsiniz. İlk başlar gibi başlıyoruz. Her zamanki gibi tığ hattımızı sık iğne ile sabitledikten sonra 2 tane zincirimi çekip şöyle bakın 2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir kapatıyorum. Yanına hemen bir sık iğne. 2 zincir. Bu şekilde tığ battıya sabitleyip tamamladım. Her zaman yaptığınız 4 zincirin yanına burada sadece bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve şimdi çiçeğimizin zeminini aynı şekilde kirpiksiz olarak oluşturuyoruz. 2 zincirimi çektim. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 2 zincirimi çektim. Yuvaya giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip 2, 2 olarak aldım. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip buradaki 2 zincirli trabzanın tepe noktasına girip kapattım. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Bakın 10 zincirden burayı yuvayı oluşturdum bu şekilde. Ve 4 zincirle düz yüzüne döndüm. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Ve şöyle 2. Şimdi dibine bir tane zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Buraya 9 tane ilmek toplayacağım. Dibinde bir zincir çektim. Bakın trabzan arasındaki zincirden ilmeklerimi topluyorum. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dibinde birer zincir çekerek trabzanın arasına 9 tane bu şekilde ilmeğimi toplayıp hepsini birden buraya kapattım. Bakın bu şekilde sık iğne ile kapattım. 2 defa tığımı doladım. Aynı şekilde 10 zincirli yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Ve trabzanın dibinde bir zincir, ipimi hafif uzattım. Şöyle dibinde bir zincir, 2, 3, trabzanın olduğu yerde 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 tane bu şekilde ilmekleri toplayıp buraya kapattım. 2 defa tığımı doluyorum. Yine bu 10 zincirli ana yuvadan girip 2, 2 alarak buraya şöyle kalın bir güzel trabzan yaptım. Bakın. Bu şekilde 5 tane buraya fıstık yapacağız. Dibinde bir zincirimi çekiyorum. İpimi hafif uzattım. Şöyle 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9'unu birden kapatıyorum. Sık iğne ile tutturdum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2. Dibine muhakkak bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın. 3 tane oldu. Bu 3 taneyi 5'e tamamlayacağız. Şimdi trabzanı yaptık. İpimizi uzaltalım. İlmekleri toplamaya başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'unu birden kapattım bu şekilde. Yine 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. Şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 9 tanenin hepsini birden kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu şekil oluştu. Böyle 5 tane yuva oluştu. Şöyle yarım gibi olacak arkadaşlar. Bakın bu şekil oluyor. Şimdi 9 tane zincir çekerek buralara yuvalar oluşturacağım. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tersinden yuvalarımızı hazırlayacağız. Şu fıstıkları kapattığımız ara noktalardan girip buraya sabitliyorum. Yine 9 zincir. 7, 8 ve 9. Ara noktaya giriyorum. Sabitliyorum. Şöyle şu kısmı. 9 zincir. 5, 6, 7, 8 ve 9. Kapattım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu hani 3 zincir, 4 zincir çekip de trabzan yaptığımız var ya ilk önce. O aradan da giriyorum en son. Bu trabzan yaptığımız ilk aradan. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bakın bu ilk 4 zincirli kirpiğin arasına girip motifimi buraya tutturuyorum. Bir zincirle tekrar düz yüzüne dönüp bu yuvalara kirpik yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ikişer zincirli kirpikler yapıyorum. 7 tane alıyor. Öbürünü 7 taneden yapmıştım. 2 zincir. Şöyle 2 zincir. Bismillah. 3 oldu. Şöyle 4. 5, 6, 2 zincir ve 7. Bakın şöyle her fıstığın kenarına bu şekilde ikişer zincirden kirpikler oluşturuyoruz. Çok güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde olması. Hemen yandakine hiç sık iğne, hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile yapıyorum. 2 zincirimi çektim. 2 zincir şöyle 3 4 şöyle takalım. Bismillah. 2 zincir 5 6 2 zincir. İpimizi güzelce esnedip incecik yapınca çok güzel tül gibi bir modelimiz oluyor arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile yapıyorum. Bakın iki tanesi oluşturduk bu şekilde. Şimdi diğerlerini de yapalım. İki zincir. Birinci kirpik. İki zincir. İki. Üç.
dört, beş, altı ve yedi. 9 tane zincirin içine bu şekilde 7 tane kirpik alıyor. Şöyle sık iğne ile diğer yuvaya geçiyorum. 2 zincirimi çekip hemen kapattım. Bu 1. 1, 2 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, sonuncuya da aynı şekilde hiç zincir çekmeden bakın sık iğne ile geçişimi yapıp şöyle 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincir. Şöyle 3. Dört, beş, şöyle altı, şöyle yedi. Evet, bakın. Yedinciyi de tamamladık. Şimdi şu başta yaptığımız 4 zincirli inişi var, çıkışı var ya. Şimdi yine 4 zincir çekerek iniş olarak sağlayacağım. Bakın, bu 10 zincirli ana yuvaya kapatacağım. Şu trabzan yapıp çıktığımız 10 zincirli yuvaya kapatıp aşağıya indim. Şöyle bir, şöyle iki tane de zincir çekiyorum. Bakın şu şekil oluyor arkadaşlar. Fıstığımız yanına kapattık. Şimdi bu 2 zincirle şu yarım bıraktığımız yeri tamamlayalım. Şimdi şöyle 2 zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battıya yine ara suyunda olan bu çatma işleminde yapacağımız trabzanı yapalım. Bakın 2 zincirin üzerine bir defa tığımızı dolayıp yanındaki yuvaya 2 2 olarak sabitledim. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Bu trabzan yapıp aşağı indiğimiz yerin sık iğnenin olduğu yere bu kapattığımız noktaya arkadaşlar. Fıstığı kapattığım bu sık iğneli yerden girip tekrar bir zincir çekip buraya kirpik yapmış oluyorum. Hemen kirpiği yaptık ya, yanına da şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bakın bunu buraya bu şekilde tutturdum. Evet, şimdi ara suyuna geçelim. İlk başta yaptığımız ara suyunda aynı arkadaşlar. Şöyle iki zincirle aşağıya inelim. Şu tutturduğumuz noktayı yapalım. Şimdi ara suyuna geçiyorum. Ve bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 olarak aldım. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi. Bu yaptığım ikili trabzana. Hemen yanına da bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincirle aşağıya iniyorum. Bir tane daha yapalım. Toplamda bu ara suyundan buraya 7 tane yapacağım. 1, 2 zincir, bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2, 4 zincir. Buraya kapattım. Hemen yanına bir sık iğne, 2 zincir. Evet, bundan buraya ben 7 tane yapıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık. Şöyle hafif de bir ütü sürdüm. Ütülemeyince biraz kalıp gibi duruşu sağlanmıyor. Toplanma, marullanma hafif oluyor. Hani bazen diyorsunuz ya, ütüleyince düzelir mi diye. Evet arkadaşlar, bunu da biraz ütülemek gerekiyor. Gerçeği söyleyelim. Şöyle bir de bu şekilde tülbent üzerinde de bakın bakın görüntü olarak hoş. İnşallah güzel bir hoşluk. Şöyle güzel bir görüntü veriyordur. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak videoların devamı için destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da önermelerde ön plana çıkması için yorum ve beğenilerinizde destek olmanız şart. O yüzden şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle
Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.